Evet, değerli izleyenler, kısa bir reklam arası ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşam dedik ya, Türkiye'de 2016'nın Türkiye'sinde İslami yönetim istiyor muyuz? Dindar bir anayasa istiyor muyuz? Hocalarımızın çoğalmasını, talebelerimizin çoğalmasını, her yerde, her sokakta İslamiyet'in, barışın, güzelliğin kokmasını istiyor muyuz değerli izleyenler? Bunu seyircilerimize sorduk ve ciddi anlamda yoğun katılımla anketimizi yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Bununla alakalı da mesajlarınızı almaya devam ediyoruz, alabiliriz. Evet, değerli hocam 6. VTR'miz hazır mıydı? Değerli yönetmenime sesleneyim. Buradan seyircilerimize de bunu paylaşalım. Geliyor mu hocam? Tamam, ben biraz o zaman maillerimize inşallah hocam döneyim. Evet, selamünaleyküm hocam. Sayın hocalarım demiş, aleykümselam diyelim abimize. Bizim gibi noksan sıfatlı olan kişilerin, ki bu çok doğal çünkü insanız, kanun tasarlayıp düşünüp bunu uygulayan insanlara, halkı bunu kabul ettirmene tepki gösteriyoruz da göstermiyoruz da, bizi yoktan var eden bir noktadan bizleri yaratan, gökleri semaları yapan, yaratan Rabbimize, bize layık gördüğü kanunlara sımsıkı sarılamıyoruz değerli hocam demiş. Eğer gerçek anlamda bir izleyicimiz, eğer gerçek anlamda dünyada huzura ermek istiyorsa, tüm dünya bunun yolu sadece ve sadece Allah'ın kanunudur. Çünkü onda yanılma, eksik asla bulamazsınız demiş bir izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, ümit var olunuz. İstikbal inkılabeti içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır üstadımız demiş. Artık yazarı kim bilmiyorum ama güzel bir ifade. Yani bize destekliyor. Canı gönülden istiyoruz. Yüzlerinizin güzelliği hürmetine demiş. Teşekkür ederiz değerli izleyenlerimize. Evet hocam, Allah'ım sayılarınızı arttırsın. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Ülkemizde yıllardan beri özlenen şeriatı istiyoruz hocam. Adıyaman'dan bir izleyicimiz bizlere yazmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet istiyoruz demiş bir izleyicimiz. Selamun aleyküm hocam. Şeriat olmazsa istikamet olmaz. Allah bizi şeriatın yolundan ayırmasın demiş bir izleyicimiz. Allah razı olsun diyelim. Ya hocam, mesajlar var da var. Seyirci profilimizden de kaynaklı mesajlar olduğunu düşünelim. Yani bunları evet, da diğer izleyicilerimize ifade edelim. Ama ben başkanlık kadar en azından şeriatın da ufak ufak anlatılması gerek. Tamam, şimdi hazır değiliz. Onu kabul ettik hadi. Ama en azından başkanlık kadar da şeriatın da anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Öyle değil mi Fatih Hocam? Yani başkanlık nasıl anlatılmasını istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız, hocalarımız da bunu inşallah şeriatı kol kesmek, kafa kesmek, asmak, kesmek, biçmek, bölmek, çarpmak falan diye anlatmasınlar insanlara. Gerçekten İslamiyet, örnek veriyorum ya, fakir insan kalmayacak Allah'ın izniyle ya. Yani hocam, mesela toplum olarak, genel olarak hangi inancı taşıyorsak o inanç üzerine bir ya anayasamız ya olması gayet doğal bir şeydir. En azından yani anayasamız şeriata uygun bir anayasa olsun. Şeriat madem yapmıyorsun, bazı en azından şeriattan kastım şu. Yani hani Yahudiler de buna şeriat diyorlar. Hristiyanlar da buna şeriat diyorlar. Yani bunu nasıl anlatacağız, korkarak söylüyoruz biraz ama kendi halkın kendi yaşam biçimine, yani dini anlamdaki yaşam biçimine uygun bir anayasa olsun. Öyle değil mi hocam? Yani en azından bir yerden başlamak lazım. Bir anda tak diye ortaya çıkartırsak şeriat budur, bu olacak bundan sonra falan, tamam. Yani belki bizim bünyemiz bile kabul etmeyecek bazı şeyleri. Evet. Ama en azından bir yerden başlanması lazım. Nasıl biz Osmanlı'nın çöküşü bir anda olmadı, zamanla birlikte oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin de yükselişi tak bir anda olmadı, zamanla oldu. Artık şeyler zamanla tabii yükseliyoruz Allah'ın izniyle. Bu şeriata geçişte, Allah'ın kanunlarına geçişte yavaş yavaş olması lazım. Ama tabii bunu da hem devlet erkanının hem de halkımızın teveccühü, yönelişi, isteği, arzu, talebi de olması lazım. Allah'a kendimizi küstürürsek, hele bu ifadeler çok derin ifadeler. Rabbimiz bize küserse bizim vay halimize yani. Hocam sen şimdi, beni nasıl şimdi şey yapıyorsun? Bir örnek vereceğim. Ne deniyor bu tecavüz olaylarından sonra? Sürekli idam gündeme geldi değil mi? Şimdi evet, bu idam da nerede var? Bizim laik anayasamızda yok. Ama şeriatta var. Bu da herkesin istediği bir şey yani. Şuraya getireceğim bir şey. Bir saniye hocam. Bir şey, hani bu istediğin şey şeriatta var. Tamam mı? Hadi onu kabul etmiyorsun. Bir tanesi Efendi Hazretlerimizin sohbetine gelmiş. Efendi Hazretleri işte diyor ki şeriata göre hırsızlık yapan, işte eğer varsa şahitleri, şöyle böyle, eğer kurallar yerindeyse
hırsızın eli kesilir diyor, tamam. O da sohbeti dinlerken diyor ki ne yaptın hoca dedin, adam bir şey çaldı diye işte kolumu kesilir diye. Ondan sonra çıkacak tabii. Çıktığı zaman ayakkabısını mı çalıyorlar tam bilmiyorum, arabasını çalıyorlar. Bu sefer diyor ki hoca ne kolu bunun, kafasını keseceksin, kafasını keseceksin. Yani başına geldiği zaman, başına geldiği zaman illa bir acı tecrübe yaşayacak, ondan sonra doğru olan yolu görecek. Şimdi millet yani illa bütün ülkenin idam şey tecavüz olaylarıyla bir çalkalanması mı lazımdı, şeriatlı olan idamın hocam gelmesi için? Daha ne gelecek? Hocam, ben de bak, ben onu bekliyoruz şey yani. Yani ben ama hala akıllanmadı. Ama yine negatif olaylar, hep cezai sistemleri konuşuyoruz. Yani cezakallahu hayran kısmına geçelim. Yani Allah hayır cezamızı, karşılığımızı hayır olarak versin. Yani şeriatın bize hayırlı kısımlarından bahsedelim. Yani hocam cezası bir hayırlı ki sen, tabii, sen o idam et mesela, ondan sonra bak bakalım. Yani insanları ürkütücü, korkutucu taraftan anlatmaktansa daha çok yani güzellik anlamında, ihsan anlamında, yaşantımızı daha tatlandıracak, daha huzur anlamında, mutluluk anlamında anlatırsak bunu, ben daha iyi geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Söylediğimde kesinlikle haksın. Hepimizin başına geldiğinde aynı tepkiyi veriyoruz. Başımıza gelmeden anlamayız yani. Şimdi çok büyük şeyler var. Şimdi hiçbirimiz buradakiler için söylemeyen azından bir şehit vermedik yani. Evet. Bir ailemizden, bir kardeşimiz vesaire bir şehit vermedik. Vermiş olsak anlarız ki bu idam ne kadar gereklidir. Veya bir kardeşimiz, bir bacımız vesaire mi tecavüze uğramadı ki bilmiyoruz şimdi bunun şeyini. Yani bunu bu büyük lokmaya büyük laf konuşma yani. Bunu evet, kendim için evet söylüyorum. Değerli ama hocam, bence bunu tatlı yönlerle anlatırsak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Yani hocam ben özellikle size teşekkür ediyorum. Yani bu İslam'ın yönetimi var ya hocam. Bu güler yüzünüzle bu insanlara, yani millet ekranları başındaki izleyicilerimiz şunu söylüyor. Belki de ilk defa, çok samimi söylüyorum, belki de ilk defa televizyonu açtılar, karşısına geçtiler. İşte yönetim, İslam'ın yönetim, şeriat ifadesini gördüler karşımızda. Geçtiler bir baktılar, bir de genç hoca bunlar. Bir de bir baktılar, güler yüzü anlatıyorlar. İslamiyet'in güzelliklerini anlatıyorlar. Belki de bunu ilk defa sizin ağzınızdan böyle asarak, keserek, sert bir biçimde değil de güzel ifadelerinizle, tabii, sakin duruşunuzla. Bunun için özel teşekkür ediyorum biz hocam. Biz hocalarımızdan böyle gördük, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, onlar bize hep gülümsemeye gösterdiler. Biz de hep onu yapmaya çalışıyoruz yani. Tebessüm bir sadaka, sadaka efendimizin tabiriyle. Biz hocam bu güzelliği, şu güzel muhabbetimizi inşallah yakında biliyorsunuz İslamiyet'i tabiri caizse tüm Anadolu'ya önümüzdeki hafta 15 Mayıs'a 20 Mayıs arasında tüm Anadolu'ya taşıyacağız değerli izleyenler. Her sene Türkiye'mizin 81 vilayetinde Emir Bil Maruf çalışmasını yapıyoruz. Bu sene de inşallah kadrolarımız hazır, 80 grup hazır, 400 kişi hazır, 80 araç hazır. İnşallah bu önümüzdeki pazar ve pazartesi günü yola çıkaraktan tüm Türkiye'nin vilayetlerinde güzel Türkiye kapsamında bir Emir Bil Maruf çalışmasına çıkacağız. Bu güzelliği de inşallah oradaki tüm vatandaşlarımıza, insanımıza, mahalle mahalle, ilçe ilçe, belediyelere, şehir merkezlerine inşallah bunu ulaştırmaya çalışacağız. Mevla bu konuda bizleri başarılı eylesin, tesirimizi yüksek eylesin. Hocam bu arada da öncüsü olan Efendi Hazretlerimize ve Efendi Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı bir yani borç. Yani istikrar haline getirdi. Her sene yapıyorlar. Kolay bir iş değil. Bu arada hocam şöyle kısaca sormak gerekirse Eyüp Hocam ne tarafa inşallah yolculuk nasip olursa Maruf için İzmir. İzmir'e gideceksiniz. Daha önce de Moğol'daydık. Bu sene de İzmir inşallah. İzmir. O 5 gün arası hocam. Yani inşallah oradaki gençlerimiz güzel istifade ederler. Kendinizi güzel muhafaza edin hocam. İnşallah. Ve o tecrübeliyiz hocam o konuda. Yani oralarda biraz daha fazla çalışman gerekiyor. Çünkü yani İzmir olduğu için, Muğla olduğu için. Ama o da güzel bir şey yani. Gerçekten en maruf yaptığını böyle baya baya hissediyorsun. Yani. Evet Fatih hocam sizler? Ben bu sene medresedeyim. Yani devam ediyoruz. Bizim kursumuzdan iki tane arkadaşımız inşallah Samsun'a gidecekler. Evet, Samsun'dan gitsin. Biz eğitime devam edeceğiz. O arkadaşlarımızı göndereceğiz inşallah. Onlara da şimdiden başarılar diyorum. Allah kolaylık versin inşallah. Evet hocam Allah razı olsun. Fatih hocam sizler de inşallah herhalde. Geçtiğimiz senelerde Kırklareli, Tekirdağ, Nevşehir gibi birkaç ilimize gitmiştik zaten. Evet. Ama bu sene inşallah Antalya'ya gideceğiz. Nasip olursa Rabbim tesirimizi yüksek eylesin. Yani İçinize de zor yer gelmiş ya. Vallahi evet. Yani zor yer alacak ama. Antalya, İzmir. Versin. Allah'ım şimdiden kolaylıklar versin hocam. Abdurrahman hocamızı ikna edebilirsek Antalya'ya götürürüz. O da gelecek. Evet hocam. Ben de şimdi yönetmenimiz de soruyor. Biz de inşallah nasip olursa hocam Fatih Hoca ile beraber
Antalya turu yapacağız. Ve oradan da seyircilerimizden hemen mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet, değerli hocam, İslami yönetim dedik. Biraz bununla alakalı VTR'lerimiz vardı, tweetlerimiz vardı. 7 numaralı VTR'yi hemen ekrana alırsak hocam, biraz tweetlerimizin üzerinden yürüyelim inşallah. Evet. Bu neyle alakalı hocam? Bu İslami yönetim, şeriat, genel olarak dini olarak hocam, hepsiyle alakalı. Evet. Hocam sizin hepsiniz, sizin tweetiniz, siz okuyun isterseniz. Her gün Mirgün Çaba kanal söyleyebiliyoruz değil mi? Evet. CNN Türk'te diğer adam ama. Her gün TV'de program yapmanın tek iyi tarafı Kutul Emare'nin ne olduğunu bilmiyorum. Merak etmiyorum. Hayatta da etmeyeceğim yazmış bir kardeşimiz. İngilizler de bilmek, hatırlamak istemiyorlar. Bu bozgunu kan çekiyor tabii demiş. Bir iğneleme yapmış kendisine. Şunları gerçekten bu sene ufaktan bir hatırlatma babında ufaktan bir değişiklik oldu. Hatta o savaştaki komutanlar vesaireler hiçbirisinin adı anılmıyor. Direkt başka savaşlara yönelmiş durumda. Çünkü orada malum kişi olmadığı için böyle sanki önemli bir zafer değilmiş gibi gösteriliyor. Halbuki onunla alakalı değil de hocam. Daha çok İngilizlerin bir yenilgisi var. Yani mağlup hüviyeti var. 13 bin İngiliz askeri esir alınıyor. Ya bu dünya tarihinde yokmuş böyle bir şey yani. Kultur amare. Evet. Evet. Orduyu esir alıyoruz. Evet. Orduyu bitirmişler. Hocam bir ifade vardı. Bilmiyorum, biz haftanın yorumunda bunu değerlendirdik ama paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'e girerken de bu Kutul Amare zaferinin unutulması gerektiğini, ya bu çıkartılacak demiş tarihten, o şekilde kabul edilmişiz diye de biliyorum hocam. İnşallah doğru payı yok diyor. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa yani Birliği'ne. Bu, çünkü onların kaybı sonuçta. Bu tarih kitaplarımızdan ve bu şekilde unutulduğu söyleniyor hocam. Kutul Amare o gençten. İngilizler şimdi yapıyorlar ya hocam, herhalde yakın referandum var onların. Avrupa Birliği'nden ayrılalım mı diye soruyorlar. Belki Tayyip Erdoğan'ın bunu biraz öne çıkartmasıyla küsmüş olmasın Avrupa Birliği'ne. Evet, bu konuda ben de Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz yani. Cumhurbaşkanı. Evet, geçelim değerli hocam. Bununla alakalı bakalım. Diğer resmimize geçelim hocam. Diğer tweetimize geçelim. Evet. Hocam, Denizli halkı laiklik için sokakta, hilafet anayasası yaptırmayacağız, laikliği kazanacağız sloganıyla, etiketiyle gelen şeyler. Hocam biz laikliği, hilafeti, şeriatı belki karıştırmadık ama onlar bakın laiklikle hilafeti, İslami yönetimi hep aynı tarafta tutan bizzat onlar. Bu gazete terörist başını aklayan gazete. Bunu da ifade ederken hani söyleyelim değil mi? Evet. İsimler. Ama Denizli'de açılan bir pankart. Evet, geçelim hocam. Çok tweetimiz var bunlarla alakalı çünkü. Bakalım halkımız, gençlerimiz bu konuda atılan tweetlerle ölçmeye çalışıyoruz. Neler söylemişler? Evet. Evet. Hanımlar, şeriat erkeklerin değil kadınların düşmanıdır. Eğer siz ses çıkarmadan, sokağa inmeden, baş kaldırmadan yaşıyorsanız bana ne, bize ne demişler. Fatih hocamıza da sorduk ki hocam. Ya böyle bir algı var. Yani sanki şeriat gelirse kadınların hiçbir değeri kalmaz. Laiklik de eşittir. Kadın şeriat değersiz kılmış gibi bir anlayış var. Ya. Bunu konuştuk inşallah. Ah bir de bilseler Peygamber Efendimizin kızını değil mi? Diri diri kızlar gömülürken başına koyup da Mekke sokaklarından gezdirdiğini bilseler. Bu kadına değer veren İslami. Yani ama bilseler utanırlar bu sözlerinden ama bilmiyorlar işte. Konuşamıyoruz. Cehaletten de kaynaklanıyor biraz. Mesela kadınların başına gelenler de normal değil hocam. Kadınlarda normal bir şey yani, her gün, her geçen gün bir yeni tecavüz olayı, bir işte ne bileyim istismar olayı, cinsel istismar olayı, bunlar hep şu anda devamlı oluyor yani. Şimdi şu anda kadınlar çok mu rahat? Değiller. Yani gezemiyorlar. Demek ki sistem doğru değil ki, değiller yani. Yani mesela tamam, insanın yaşadığı yerde mutlaka hatalar olabilir, belli başlı şeyler olacaktır mutlaka ama yani şöyle hata vardı yani, Osmanlı zamanında yani? Tarihinde bir baktığımız zaman bir değerlendirilmeyen, bu kadar gerçekten mutlaka olmuştur, ben hiç olmamıştır demiyorum. Bu kadar cinsel istismar, işte taciz olayları olmuş mudur, tecavüz olayları olmuş mudur? İyi bir bakmak lazım, güzel araştırmak lazım. Şeriat dışındaki hiçbir sistemde kadına özgürlük yoktur. Aksine kadınları pazarlama ve onları kullanma vardır. Seyit Kutub'un bir ifadesi yani bugün arkadaşımız. Günümüzde de gördüğümüz üzere. Evet, kadınları hiç kimse kusura bakmasın. Geçelim bu televizyonlar arkadaşlar. Şey olarak, ifşa olarak kullanıyor. Meta aracı olarak. Meta aracı.
Evet, seyircilerimize verebiliyoruz değil mi hocam? Tamam. Evet. 7. VTR'imiz varsa ben alalım hocam. 6. VTR'i peşine alabiliriz. 6 da varsa 6'yı da alabiliriz sevgili hocam. Evet. 6'yı alabiliyor muyuz 6'yı hocam? 6'yı aldık hocam. 6 bu değil mi? Ha şimdi geldi. Bu. Evet. Evet. Bu da biraz milletçe İzmir'i alkışlıyoruz. Layıklık uğruna su sıralarına bekleyenleri camiye git gel derken aman layıklık gitmesin diyor. Bu İzmir Belediye Başkanı İzmir denildi mi benim için akan sular durur yazmış. Caps yapmışlar. Gerçekten çok doğru. Evet. 1990'ların İstanbul'a dönmüşler. Su kuyuları, su bidonlarını almışlar. Su araçlarından işte arabalardan su dolduruyorlar. Yazık günah yani. Bence bizim memleketimizin profilini İzmir düşürmesin. İzmir güzel bir yerimiz yani. Güzel bir şehrimiz. Bugün de milletçe İzmir'i alkışlıyoruz da Trend Topic değil hocam. Bunu ifade edelim. Laiklik ve şeyle alakalı. Hocam bu tarafı ben okuyayım, o tarafı sen oku, olur mu? Laiklik nedir? Dinin devlete karşı çıkmasıdır. Çaya şeker atıp karıştırmadık, ne oldu? Bu şekersiz çay. Dini devlete karıştırmadık, bu ne oldu? Dinsiz devlet. Ya işte niye söylemiş. Evet hocam, yani şekersiz çay olmayacağı gibi de dinsiz devlet yönetimi düşünemeyiz. Geçelim hocam, var mı daha sırada tweetimiz, mesajımız, orantısız zeka. Layıklık elden gidiyor. Vallahi camiden su dolduruyorlar herhalde değil mi? Ve hocam demiş ki çalmasınlar camiyi. Suyun olmaması demiş İzmir'i şeye getirdi. Daha çok cami yapmak lazım demiş. Milleti camiye sürüklediler. Bu su olmayışı. Her şeyde bir hayır vardır. Geçelim hocam. Evet, susuz yaşayabiliriz ama layıklık olmadan asla yaşayamayız. Bunları da güzelce ifade etmek bunları lazım. Ekrana taşımak da yani. Evet, geçelim arkadaşlar hemen hızlı hızlı. Çok tweetimiz var. Evet. Laiklik din ve devlet işlerinin ayrı olması demekse devlet niçin yıllardır milletin dinine karışıyor? Bu ayrı. Aşağıdaki veterimiz. Bir insan ya Müslümandır ya da laik. İkisi birden olmaz ve bir akıl gelecek ki yani ya Müslüman olacaksın ya da laik. Bunu bilmek lazım. Evet, geçelim arkadaşlar. Laik İzmirliler lütfen din ve dünya işlerinizi ayırın. Camiye dünyevi işleriniz için su almaya gelmeyin. Çok iyi olmuş ama ya. Evet. Milletçe İzmir'i ama gözlemeyin ama insanların evet, dinden soğutmayın. Bu çok iyi olmuş ama. Ve dünya işlerinizi ayırın. Antik adammış evet. Evet, teşekkür ederiz bu arkadaşımıza. Geçelim arkadaşlar inşallah VTR'lerimizi. Tedavi... Suyu da biz mi verelim? İzmir Suyu da biz verelim? Yok, elektrik. Bu elektrik dağıtım şirketi. Tedaş var ya hocam. Bu şey hesap ama değil mi? Yerde muhabbettir hocam muhabbet yani bilmiyorum ama. Evet geçelim arkadaşlar. Laiklik bir gecede kaldırılıp karşına çıkanların asılmasıdır. Ne de olsa atadan böyle gördük demiş bir izleyicimiz. Evet bu tür evet, şeyler. Laiklikle evet, alakalı daha var mı hocam? Hocam bir de buna bakalım. Az çok demeyin İzmir'de açılacak su kuyusuna can suyu projemize siz de destek verin demiş İzmirli arkadaşlarımız. Bu protestoydu herhalde değil mi arkadaşlar? Yok yani, yardım kutusu. Ha, farklı bir yerden şey yapmışlar evet. CHP'den Asrın Çılgın Projesi demiş. Küp geçirdi. Bunları güzelce tabii ekranlara taşıyoruz ama değerli izleyenler maalesef. Affınıza sığınarak taşıyoruz değil mi hocam? Belki, İzmirliler de küsmesinler, evet, daralmasınlar. Biz hepimiz... Kardeşiz sadece. Evet. Ben şey yapmıyorum da ben 5 gün sonra oradayım. 5 gün sonra. İzmir'e gidiyorsunuz değil mi hocam? Evet. Evet. Yani, hocam biz şey diyor ki arkadaşımız içeriden pilottaki arkadaşımız diyor ki Eyüp hocama rica ediyorum diyor suyu yanına götürmeyi unutmasın diyor. Orada su yok diyor. Hocam PM mi alır ya? PM mi alır? Sıkıntı yok. Evet. Değerli izleyenler bunları tabii ekranlara taşıyoruz. Muhabbetimiz her zaman keyfimiz bir yana dursun. Bunlar bu ülkenin acı gerçekleri. Değerli izleyenler yani laiklik olmazsa olmaz diyenlerin işte laikliği savunanların hali tabii laikliğin hepsi bu şekilde aynı kefeye koymak yanlış olur ama yani kalkıp bir yandan bir belediyenizin su sıkıntısını çözemezken kalkıp bu ülkedeki herkese işte şu 2000 lira ikramiye dağıtılacak, işsiz insanlar kalmayacak vesaire bu tür vaatlerde bulunmak da doğru değil. Zaten bunu da milletimiz maalesef maalesef değil görmüş oldu, bilmiş oldu. Bunu da inşallah ekranlarımıza taşıdık. Evet, evet 8 numaralı VTR'miz hazırsa hocam bunun üzerinden de biraz konuşalım haftanın tweetleriyle alakalı. Var mı hocam? Hazır mısın? Evet. Bunlar da bizim seçmiş olduğumuz şeyler hocam. Düşman Çanakkale'den
giremedi ama Çanak Anten'den girdi. Efendilerimizin sözü biliyorsunuz. Bir dergi güzel bir kapak yapmıştı. Bunu paylaşmak istedik. Geçelim arkadaşlar. Aslında Dünya Kadınlar Günü 7 Mart. Hazırlanan falan derken 8 Mart olmuş. Bu da geçtiğimiz şeyle alakalı gelen tweetler, resimler arasındaydı. Resimler çok değişik olmuş ama. Evet. Bunlar genel olarak hocam. Biliyorsunuz bir artık aydın diyelim ona. Dedim işte ya hocam, çobanla benim oyun bir mi? Yok, o başka birisiydi. O başka birisiydi. O başka birisiydi. O çok... Kim o? Aysun Kayıp. Hocam sen de bak. Abardo. İsim vermeyelim hocam. İsim vermeyelim ama burada isim verilmiş. Seküler Cahit Pelin Batu. Ha, geçtik onu. Evet. Gelebiliyor muyuz geri? Merak ettim. Trenin kömürle çalıştığını. Hızlı trenin kömürle çalıştığını sanıyorum. Şimdi dağdaki çoban sormaz mı? Bunun oyuyla benim oyun bir mi diye sormaz mı demiş. Geçelim arkadaşlar. Evet. Koray Çalışkan. Evet. Bu hocam İstanbul'da 40 bin polis var ve Can Dündar'a suikast yapmaya çalışan adamı Dilek Dündar yakalıyor. Polise resmen teslim ediyor. Elin adamını Türk polisi niye korusun demiş. Demişler diyor hocam. Evet. Zihniyet biz farklı. Endişen, evet. Evet. Bu laiklik bu kadar kötü bir şey madem, nasıl oluyor da İslam ülkelerinin halkları laik Avrupa'ya gidebilmek için canlarından oluyorlar demiş. Fransa dışında, aha bak ben söyledim. Fransa dışında Avrupa'da laik ülke yok. Cahil şaklaban, sen bu işleri bırak bence. Şarkı söylerken bile bu kadar saçmalamıyordun demiş. Bu çok anlamlı olmuş değil mi hocam? Ve yani kendisini aydın zanneden bir tane sanatçı bozması, yazar herhalde değil mi artık? Yani sanatçıdan dönüştürmüş yazar. Evet, ama cahil ama herhalde kendisi. Bu son mu hocam? Bunu alalım yorumlarda. Okumuyor musun Abdurrahman hocam? Evet hocam, bunu okuyorum. İş adamları Türkiye'nin geleceği belirsiz, yatırımları Avrupa'ya kaydırıyoruz diyorlar. İktidarı bunun farkında mı? İktidar bunun farkında mı? Hasip Kaplan, madem Türkiye'yi bu kadar düşünüyorsun, önce seçmenlerine söyle elektrik faturalarını ödesinler. Bu da biliyorsunuz hocam, Doğu'da bir belediye başkanı olması lazım. Evet, hemen geçelim. Hocam, bunları tabii konuşuyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz. Tabii dediğim gibi her zaman Türkiye'nin tabii ki de değerli insanlar, değerli izleyenlerimiz, birlik, beraberlik, güzel geçim ve İslamiyet'ten yanayız. Bu laiklikle alakalı çok konumuz, gündemimiz, VTR'miz burada var. Bununla alakalı inşallah belli başlı şeylerimizi ekrana getirdik. Bunları güzel ifade etmek lazım. Asla bir şeylerin karşısında dayatmaya çalıştığımızdan değil. Ama maalesef bunlar Türkiye'mizin acı gerçeği. Bunlar ifade edilmeden de buradan geçemiyoruz. Programlarımızı geçemiyoruz. Ve biraz inşallah iletişim bilgilerine, İletişimden gelen mesajlarımıza yönelim. Evet. Halep yanıyor. İslam ülkeleri zulüm altında. Suriye'de 400 bin insan öldü. 20 bin çocuk katledildi. Binlerce çocuk kaçırıldı. Siz burada ekranlarda sarık cübbe ile değerli hocam bunları da değerlendirmeyi düşünürseniz sevinirim demiş bir beğen izleyicimiz. Yani bu şu da farklı bir yaşıyor. Şey var. Doğru, biz bu konuyu keşke buraya alsaydık. Yanlış aslında yapmışız hocam, yani. 4 numaralı VTR'miz var mı? Var doğru değil mi herhalde? Daha gelmedi herhalde. VTR'miz var. Kilisle alakalı Fatih hocam şey var yani. Şu anda bir keşif yapılmış herhalde orayla alakalı. Çok uzaktan atıldığı için füzelerin artık özelliği gereği çok fazla bir şey yapılamıyor şu anda. Ama içeri girip bir grup askerimiz içeri girip keşif yapmış. Yani yapılması gerekenle alakalı şu anla adımlar atılıyor. Kilise yapılan bu DAEŞ'in yapmış olduğu şeyin karşılığı Allah'ın izniyle verilecektir. Bence kilis halkını gerçekten burada ifade etmemiz de yanlış olacağını düşünmüyorum yani. Hani hükümet biraz sanki orayı, yani oradaki biraz sessiz kaldı gibi geldi. Gündem çok şey, kilis konusunda biraz sessiz kalındı. Sonuçta bizim bir tane kardeşimizin burnundan akan kan bile, elinden ufacık bir yara alması bile bizim gönlümüzü acıtır, kalbimizi acıtır. Bir Müslüman olaraktan bundan sebep üzülürüz yani. Devletimiz de bir an önce inşallah, değil mi Eyüp hocam, oraya yani el atması lazım yani. Oradaki kardeşlerimize sahip çıkması lazım. Karşı aslında taraftan gelen mi? Şeye karşı sonra mücadele. Aslında efendim, orayı sadece kilisle alakalı değerlendirmemek lazım da yani genel olarak zaten bir Müslümanın başına bir sıkıntı geldiğinde bizim içimiz mutlaka ah ediyordur zaten. Evet. Ah ediyor da, ki etmiyorsa da zaten orada bir sıkıntı var. Ki bu konuyla alakalı da zaten şu anda devletimiz mesela Suriye'den gelen özellikle mültecilere
genel anlamda bütün her şeylerini karşılıyor şu anda. Şu anda her şeyleri var yani, her şeyleri var. Türkiye'de kalıyorlar. Genel olarak sahip çıkılıyor ama işte tabii orada... Kilis'te hocam mesela yanlış bilmiyorsam 21 kişi vefat etmiş, az bir sayı evet. değil. 8'i Suriyeli, geri kalanı bizim vatan, yani normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Gerçekten bu sayı yani, yani aslında burada ölçütücü yani. Çok daha farklı şeyler var. Mesela Türkiye savaşa mı çekiliyor acaba diyebiliriz. Çünkü şu anda IŞİD'le sınırız yani şu anda. O bölge sınır olduğu için nasıl bir önlem alınabilir? O da tabii çok farklı bir konu yani. Ciddi anlamda bence devletimizin yani buraya biraz daha yönelmesi lazım. Hocam, obüsler tarafından biliyorsunuz 24 saat şu an top altında, ateş altında. Bunları da Genelkurmay Başkanımızın başkanlığından yapılan bir açıklamaydı. Ve bu arada hocam tabii ki de muhabbetten ziyade burada yani Türkiye'nin gündemi varken bir yandan burada muhabbet etmek değil de bu programımızın formatı bu. Yoksa bundan önceki bir önceki programımızda gündem ekonomide... Yani, kilis meselesi sosyal medyada da çok konuşulmadı. Biz sosyal medyaya konuştuğumuz için yanlış aslında anlaşılmasın. Ama dile getirmiş olursun. Ama yönetmenimiz şu an hazır olmadığını daha söylüyor. Evet. Biz 3 numaralı VTR'mizden başlayabiliriz hocam. Diğer resimlerimize, tweetlerimize geçelim. Twitter'ın karışık olarak gündeminden, etiketinden 3 numaralı VTR'miz hazırsa hocam, Anneler Günü'yle alakalı 5 numaralı VTR'miz olur hocam. Hazırsa tamam, 5'i alalım hocam. Bir cümleyle kendini anlat, mutluluk denen şey ve bir Türkiye istiyorum adlı şeyler, etiketlerimiz. Bunları da seçmiş olduğumuz. Evet. Zengin olsam yine eşe, dosta, akrabaya yardım etmem. Parayı bulunca değişenlerden değilim ben demiş. Bu da Eyüp hocamıza gelsin. Evet. Devam edelim. Avrupa Birliği önünde küçük düştüğümüz yeter. Gavur Birliği'ne girmeyelim demiş. Bir cümleyle kendini anlat. Bu da bir seyircimizin atmış olduğu tweet'ti. Evet, geçelim arkadaşlar. Evet, alanda yazılı olan senaryonun başrol oyuncusuyum. Elhamdülillah, şükür her halime. Bir cümleyle kendini anlat etiketinde de bu izleyicimiz hocam güzel bir ifade buyurmuş. Onları da hemen ekranlarımıza taşıyalım. Evet, kün feykün demiş bir izleyicimiz, bir tweet atanımızda. Ve ben hocam size sormak istiyorum. Bir cümleyle kendinizi ifade etmek isterseydiniz. Hangi ifadeyi kullanırdınız? Fatih Hocam'dan başlayalım. Sonra Fatih Hocam'dan da başlayalım. Bir cümleyle kendinizi ifade edin hocam. Bir cümleyle kendinizi ifade edin. Yani şimdi Rabbim bugünden bizi aratmasın. Şu anda en çok söyleyeceğim, yani en önemli şey bu. Çünkü çok önemli yani adımlardan geçiyoruz. Önemli zaman diliminden geçiyoruz. İmtihanlardan geçiyoruz. Rabbim bugünden bizi aratmasın inşallah. Evet hocam, bir izleyicimiz demiş ki hocam bir cümleyle kendini anlat ifadesi bile fazla demiş. Ben tek kelimeyle anlatayım, fakirim demiş. Bir izleyicimiz de Allah'ım inşallah hayırlı zenginlikler nasip etsin. Ben buldum şeyimi, ben evet, mücadele. Hocam. Mücadele azmi. Benim, mücadele. Mücadele yani. Çalışmak tek, lazım. Cümlem tek kelime. Evet. Bir de Eyüp hocama. Ben de zenginim diyorum hocam. Ya, maddi açıdan değil ama zenginim yani. Zengin. Evet, Rabbim izin vermiş olduğunu. Elhamdülillah hocam. Çok VTR'miz vardı. Ciddi anlamda da şeyler var, mesajlar var. Annemizin klasik laflarından da etiketimiz vardı hocam da. Hocam bu şu konuyu an... ben mesela siz nasıl yaptınız bilmiyorum da. Şimdi Anneler Günü ile alakalı Fatih hocam. Efendi Hazretlerimiz evet, zaten burada son derece şeyimiz mi, son 5 dakikamız? Program bitmesi evet, mi son 5 dakikamız? Yani. Anneler Günü'ne bitirmiş olalım o zaman. Bir kere annelerimiz bizim baş tacımız. Yani onu kelimelerle, cümle kurarak anlatmak bence çok zor. Yaşayan bilir. Herkesin annesiyle yaşamış olduğu farklı farklı durumlar vardır. Anlatırken veya hayal ederken, hatırlarken gözlerimizde olabilir. Çok farklı yerlere gitmiş olabiliriz mutlaka. Efendi Hazretlerimizin ifadesinin tam manasını ezbere bilmiyorum ama aklımda kalan şudur. Yani bu Hristiyanlar, işte Avrupalılar, Batılılar bu anneleri... Annelerinde biliyorsun 18 yaşından sonra artık annelere çocuklarıyla çok fazla ilgilenmez onlar da artık şey oldular ya, tanımıyorlar. Öncesinden bunun önüne artık öncesinde kopukluk oluyor. Yani böyle bir sistem kültürleri var yani. Bunun arasını yani biraz toparlamak açısından Anneler Günü diye bir şey icat ettiklerini ifade ediyorlar. Efendi Hazretlerimizin öngörüsüyle söylüyorum. Bizim için her gün annelerimizin günüdür.
Her gün anneler günüdür. Her gün bu düşünceyle yaşamak lazım. Her gün bu düşünceyle yaşamak zor geliyor artık. Çünkü biraz soğumuşuz olaylardan değil mi hocam? Yani anneler günü gibi her gün o günkü gibi yaşamak zor geliyor. Ben bu günü kesinlikle reddediyorum. Yani anneler gününü şu anlamda reddediyorum. Biz bir Müslüman için her gün anneler gündür diye reddediyorum. Yoksa anneler günü mutlaka olmalıdır. Annelerimizin yani bize yapmış oldukları vefakarlıkları, zorlukları vesaireleri hiçbir şekilde anlatamayız yani. Ya hocam bu günleri yani işte anneler günü gibi olsun, işte ne bileyim sevgililer günü veya kadınlar günü falan. Bunlar evet. Zaten hep dinimizde bunların aslında hiç yeri yok, evet. Olmamıştır da. Bizim mesela bayram olaraktan işte ne bileyim işçi bayramında mesela buna şey yapabiliriz. Mesela bir işçinin bir gün değildir bayramı yani. İslam'da diyorum her gün. Nedir? Her gün bir bayramdır onun için yani. Her gün bayram gibidir aslında. Ama öyle olur. Her gün tatil olur. Artık tabii onu da öyle değerlendirse gör hocam. Ama şunu demek istiyorum yani hocam. İslam'da her gün anneler günüdür İslam için. Kadın her zaman için en kıymetlidir. Bir gün kadınlar günü değildir yani. Her gün kadınlar günüdür. Evet. Her gün aynı şeyle birlikte bakmamız lazım hanımlara karşı. Cennette annelerin ayakları altındadır. Bu bilinçle beraber annelerimize davranışlarda bulunursak zaten annelerimize kıymet verirsek sadece Allah. Annelerimize değil babalarımıza da yani büyüklerimize kıymet verirsek babalar günü de var hocam. Zaten babalar var. Şuna erişçi olacağız inşallah. Yani çok ben madem böyle yapıyorlar bir de şey istiyorum. Dünya Hafızlar Günü var mı ya? Hocam dini hiçbir gün yok. Dünya Hafızlar Günü'nde Kurban Ramazan yok, bayramı çıkartalım hocam. Yani. Biraz çıkartalım. Patentini öyle patent alınıyor mu ki onun için? Patenti yoktur ya. Onu bir yere başvuruyoruz herhalde. Dünya Hafızlar Günü. Olsun ya. Dünya Hafızlar Günü olsun. Bayağı da hafız var değil mi dünya üzerinde? Vardır yani. Yani. Hocam. Tamam. Bir boşluk bulabilirsek. Takvimde bir boşluk bulabilirsek. Hocam bir izleyicimiz çok enteresan bir şey sormuş. Hocalarıma sormak istiyorum. En son annelerine ne zaman hediye almışlar ya da gül ikram etmişler diye bir ben şey var. Ben Eyüp Hoca'ya başlayayım. Ben alalım bir sene olmadı daha. O zaman bir de... çok fazla bir süre hocam. Yani, çok güzel bir şey. Ama çoğu insana göre bayağı bir, çoğu erkeğe göre yakın bir zaman yani. Bir sene. Ama öyle bir de ben çok şey bir zamanda aldım. Beni bayağıdır 6-7 aydır askerde görmüyorlardı. Ben de onlara haber vermeden gelmiştim. Bir de gülle gelmiştim bayağı zirvede. Orada bıraktım ben zirvede. Evet. İki hafta önce almıştım ben hocam. İki hafta önce. Ama ondan önce ne zaman aldın? Ondan önce. İki ondan önce. Evet. Yani şimdi ama muhtemelen doğum günü aldım. Evet. Evet. Ben 3 hafta önce tansiyon aleti aldım anneme. Tansiyon aleti bozulmuş. Oğlum bana bir tane tansiyon aleti alır mısın? Tamam anne dedim ne istiyorsan alalım. Hediye olarak aldım. Alıyoruz ya annelerimizin istediklerimizden geldiği kadar şey yapıyoruz. Düğüne gidecektik. Bir çiçek almamı istedi annem. Öyle aldım. Ama ona sayılmaz ama yani anneme aldım sonuçta ama. Biz de bir davete gidecektik o şekilde. Benim de bir ay olmadı yani. Anneler günü alakalı hocam. Mesajlarımız da var. Dünya Hafızlar Günü var demiş bir izleyicimiz. Enteresan bir çıkış yapmış değil ama. Evet. Varsa bilmiyoruz. Onu biz de o günü şey yapalım yani. Hani 24 Haziran duyurumu açısından çalışma hocam. Yapalım. 24 Haziran tekabül ediyor. 24 Haziran tekabül eden bir Hafızlar Günümüz evet. Varmış. Benim doğum günden 2 gün sonra. Unutmam ben onu. Tamam da inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Eğer varsa, eğer bizi trollemiyorsa tabiri caizse seyircimiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Evet. Burada bir Anneler Günü hakkında. Hocam, Anneler Günü hakkında böyle şeyler için direkt haram diyemiyoruz ama Müslüman için boş işlerdir diyoruz. Boş iş, vakit iş olarak bizim öyle işlere vaktimiz olmamalıdır demiş bir izleyicimiz. Burada konuyu kapatmış olalım. Hocam bazı VTR'lerimiz hazır ancak vaktimizin olmamayışı nedeniyle inşallah burada programımıza nokta verelim, ara verelim. Ben son olarak hocam her hafta yaptığımız gibi bir 15 günün yorumunu ve gelecekteki yani 9 Mayıs herhalde bir daha 20 Mayıs filan programı yapıyoruz hocam. 25 Mayıs vesaire işte o ara yani. Evet. Bu ayı bir değerlendirirseniz hocam. Kısa bir bu taraf Fatih hocamdan başlayacağım. Evet. Genel olarak geçmiş olduğumuz 15 gün ve şeriat, özür diliyorum. Özür dilemeyeyim de yani Ramazan-ı Şerif geliyor biliyorsunuz. 3 aylara girdik, evet. Bitiriyoruz. Bu Şaban'a girdik. Ramazan'a gireceğiz. Neler söylemek istersiniz? Son olarak yorumlarınızı alayım ve bitirelim hocam. Ömer hocam rahmet ve mağfiret iklimi olan 3 aylara girmiş bulunuyoruz elhamdülillah. İşte Berat Kandili'ni yakında
Miraç. İnşallah. Miraç Kandili'ni geçtiğimiz evet, günlerde idrak ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Berat Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu arada herhalde Şaban ayına da girmiş bulunuyoruz. Girdik hocam. Bu ayları iyi değerlendirmek gerekiyor. Rahmet ve mağfiret olması lazım. Şaban'ın ikisi olması lazım. Rahmet ve mağfiret iklimi olduğu için çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu zaman diliminde bolca istiğfar etmek gerekiyor. Bolca sevapları işlemek gerekiyor. Tabii sadece bu zamanı kısıtlamamak lazım ama bu zamanlar çok değerli. Çünkü Recep benim ayım, Şaban Allah'ın ayı. Ramazan da ümmetimin ayı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi var. İyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak bir ayı da değerlendirirsek Rabbim inşallah ben yine aynı yerdeyim. Bugünlerimizi aratmasın. Tabi baktığımız zaman 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 her geçen günümüzü sanki arıyoruz gibi. Ama inşallah düzelecek diyoruz. Biz bu işin neresindeyiz onu da bir kontrol etmek gerekiyor tabii ki. Kendimize öz eleştiri yapmamız lazım. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Evet. Ramazan bir şekilde geldi geçiyor değil mi hocam? Herkes payını alıyor. Evet. Biz neresindeyiz? Evet. Biz ne çalıştık? Kesinlikle. Bunu sadece her Müslüman arkadaşımızın kendisine evet sorması lazım. Evet Fatih hocam. Yani yine geçmiş olduğumuz 15 gün siyaset ekseninde bir olaylar oldu. Elhamdülillah böyle çok fazla şeyler yaşamadık. Daha farklı böyle ülke gündemini gerçekten çok farklı anlamda sarsan olaylar yaşamadık. İnşallah yaşamayız. Terör olayları da belli ölçüde böyle bir operasyonlar tamamlanmış oldu. Böyle bir layıklık ekseninde başbakanlığın değişmesiyle alakalı. Sanki gündem biraz TBMM'ye taşındı değil mi hocam? Doğrudan sanki meclise taşındı. Yani. Daha doğru yere doğru taşındı diye düşünüyorum. Silahlar sussun, kardeşlik olsun. Rahmet olarak da yani merhamet aylarındayız. Artık Recep, Şaban, Ramazan aylarına girdik. İstiğfar, bol istiğfar çekmemiz gereken, Allah'ın mağfiretinin her zaman geniş oldu ama şu zamanlarda daha kolay olduğunun, daha anlamlı olduğunun olduğu dönemlere girdik inşallah. Evet. Ramazan ayında en güzel şekilde daha var tabii ama şimdiden en iyi şekilde hazırlanmak lazım. En iyi şekilde geçiririz inşallah. Bu Ramazan ayının, yani bu Recep, Şaban, Ramazan ayının nihayetinde inşallah memleketimize güzellikler, huzurlar, mutluluklar gelir inşallah. Hem ekonomik anlamda, hem maddi, hem manevi, hem zahiri, hem batini anlamda inşallah güzellikler gelir. Kardeş yaşamasını biraz daha öğrenmiş oluruz. Kardeşliğimizi pekiştirmiş oluruz. Irkçılık olaylarından vesaire İnşallah bütün şeylerden yani uzaklaşmış oluruz. Ben ülkemiz için yine güzellikler, mutluluklar diliyorum. Rabbim inşallah nasip eder. Aha. Önümüzdeki 15 günle alakalı da tahminim olarak da yeni başbakanımız olacak. Belli yani olacak. Başkanlık sistemi var. Onu tartışacağız gibi geliyor. Belki şu an biraz sönük kaldı ama bu dokunulmazlıklar da o yeni başbakanın seçilmesiyle evet birlikte yani partinin başında başkanın dolayısıyla başbakan seçilmesiyle birlikte dokunulmazlık olaylarının tekrardan alevleneceğini düşünüyorum. Bunlar tabii tahmin olarak şeyler. Bu şekilde tahminlerim var ama artık Rabbim Allah'u alem. En iyi bilen Allah'tır Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Eyv hocam sizden de. Biz Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Önümüzde Şaban-ı Şerif ayına girdik. Ramazan-ı Şerif ayı önümüzde. Ben gerçekten milletimizin böyle Ramazan ayına karşı özellikle bir ilgisi var. Hem ibadet, maddi manevi açıdan gerçekten bir üzerine düşmesi söz konusu. Ben onu kaybetmemesini istiyorum her sene böyle. Her sene arttırarak devam ettirmesini istiyorum. Yani bütün insanımızın kalbinde var. Ben onun daha fazla artmasını istiyorum. İçeri gireceğimiz olduğu zaman geçtiğimiz 15 günden bahsettiğim zaman da sürekli değişen bir gündemimiz var. Yani birbirinden farklı böyle daha çok hoş olmayan niyeyse gündemimiz var. Ama ben ne bileyim şöyle bu gazete manşetleri her gün Burak hocamızın, Selman hocamızın burada okuduğu manşetlerde ben artık bu manşetleri değil de birlik beraberlik manşetlerinin atıldığı böyle bir Türkiye olsun diye yani böyle manşetler olmasın da hep böyle pozitif manşetlerin olduğu bir Türkiye. Yeter ya hocam yani şey tabellerine alışmış hale gelen bir Türkiye olduk ya. Erbakan hocanın ifadesiyle yaşanabilir bir Türkiye dünya diyordu ya öyle bir ülkeye doğru inşallah gideriz diye sözlerimi noktalamak istiyorum. İnşallah. Evet Eyv hocam ben de teşekkür ederim yorumun için yorumunuz için. Evet değerli izleyenler kısa bir uzun bir aranın ardından artık Sosyal Pencere programına tekrar veda etme ayrılma vaktine geldik. Ben seyircilerimiz adına hocam
mesaj atan tüm ilgi alaka duyan tüm seyircilerimiz adından, bizi izleyen yetkili makamlar, bürokratlar, bilginler, artık aydınlar, kim olursa olsun, hocalarımız, şeriatçılar, laikçiler, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onların adına size evvela teşekkür ediyorum. Fatih Hocam, Fatih Bozkurt Hocam ve Eyüp Hocam. İnşallah bir sonraki, yani 15 günün ardından tekrar Sosyal Pencere programında saatler 21.40'ı gösterdiğinde bizler sosyal medyayı yorumlamak için buradayız değerli izleyenler. Bugünden bu kadar. Hayırlı geceler diliyoruz Sosyal Pencere ekibi olaraktan. Ve son olarak söylemeden olmaz tabii ki de bu saatlere kadar ve gecenin geç saatlerine kadar devam edecek olan tüm yönetmen, reji ve kameraman arkadaşlarımıza da bir bu kadar da kamera arkası bizim kahramanımız var. Onları da unutmamak gerekiyor. Onlara da teşekkür ediyoruz ve tüm Türkiye'ye, tüm İstanbul'a ve FMTV ailesine hayırlı akşamlar diliyoruz ve iyi geceler diliyoruz efendim.